Şimdi konuşmalarını yapmak üzere eş genel başkanımız Sayın Sezai Temel'i buraya davet ediyoruz. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın eş genel başkanım, milletvekili arkadaşlarım, parti meclisimizden, MHP'mizden, Ankara teşkilatımızdan aramızda olan çok değerli arkadaşlarım, değerli konuklarımız, değerli basın mensupları. Hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Grup toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Aramızda çok değerli konuklar var. Onlara da hoş geldiniz diyorum. İstanbul'dan, Bursa'dan, Mersin'den aramızda olan arkadaşlarımız var. Burada değiller ama aramızdalar. İnanıyorum ki sesimizi Haymana'da, Gölbaşı'nda şu an bekletildikleri yerde duyacaklar. İşte bu da bunun fotoğrafıdır. Bu fotoğraf halkımızın direniş fotoğrafıdır ama aynı zamanda bu devletin içine sürüklendiği aczin fotoğrafıdır. Utancın fotoğrafıdır. Bu utanç da onlara yeter. Evet, grup toplantımıza katılmak için Bursa'dan, Mersin'den, Adana'dan, İstanbul'dan gelmek isteyenleri jandarma engelliyor. Ve şöyle diyor, bugün Ankara'ya giremezsiniz. Neden? HDP grubuna katılacakları için. İşte korku bu denli büyümüştür. Ama korkunun ecelede faydası yoktur. Biz eninde sonunda direnişimizle bu iktidara, bu ceberut iktidara geri adımı mutlaka ama mutlaka attıracağız. Buradan Leyla Güven'e sözümüz olsun, mutlaka kazanacağız. Değerli konuklar, değerli arkadaşlarım. Tecritin kırılması için tam 97 gündür Leyla Güven açlık grevinde. Evet, Leyla Güven kendi bedenini açlığa yatırarak aynı zamanda ülkenin başına musallat olmuş bu iktidarın maskesini de düşürmüştür. Leyla Güven tüm dünyada Erdoğan rejimine karşı nasıl direnilebileceğini, tek başına bile olsa nasıl direnilebileceğini göstermiştir. Tepeden tırnağa inanç ile yoğrulmuş bir kadın yoldaşımızdır Leyla Güven. Yemediği her lokma zalimlerin korkulu rüyasıdır. Bugün cezaevlerinde 300'den fazla yoldaşımız açlık grevinde. Cezaevlerinde neredeyse açlık grevi 60. güne ulaşmış durumda. Onlar da bizim gibi Leyla kadındır, yaşamdır diyorlar. Özgürlüktür diyorlar. Nasır Yağız evlerde Leyla Güven'in sesine ses verdi, mücadelesine güç kattı. 84 gündür açlık grevinde. Açlık grevini bu halka öz eleştirimdir diyerek Nasır Yağız devam ettiriyor. Diğer tüm yoldaşlarına güç vermeye devam ediyor. Strasbourg'daki yoldaşlarımız 58 gündür açlık grevinde. Birçoğunun ciddi rahatsızlığı olmasına rağmen açlık grevine girdiler. Hepimizin hücrelerini bile harekete geçiren bir tutum içerisinde mücadelelerini sürdürüyorlar. Sabahat Tuncel, Selma Irmak, arkadaşlarımız, başkanlarımız Kandıra'da 28 gündür açlık grevindeler. Bizlere açlık sorun değil, sessiz kalmayın yeter diyorlar. Evet, sessiz kalmıyoruz. Her gün sesimizi yükseltmeye devam ediyoruz. Tüm bu açlık grevinde olan insanlar, devrimciler bizlere güçlü mesajlar veriyorlar. Bu ülkenin açık cezaevine çevrilmesine neden olan İmralı tecritine sessiz kalmayın diyorlar. Bizler de bu açlık ile çığlığa dönen tüm bu seslere kayıtsız kalmayacağız. Söz veriyoruz. Tecrit kırılana kadar daha yüksek bağıracağız. Bizi duymak istemeyenleri kulaklarını sahar edercesine sesimizi yükselteceğiz. Buradan bir kez daha muhalefete de seslenmek istiyorum. Bu direnişi görmezden gelemezsiniz. Bu arkadaşlarımızın
sizlerin de siyaset hakkınızı daha özgür kullanabilmeniz için direnişine sessiz kalamazsınız. Türkiye toplumu da artık sizden bir ses çıkarmanızı bekliyor. Muhalefet kendisine bu arkadaşlarımızın neden açlık grevine girdiğini sormalıdır. Aslında yanıt basittir, açıktır. Bizlerin yarını daha aydınlık olsun, bizler daha mutlu olalım, bizler daha özgür olalım diye bu mücadeleyi arkadaşlarımız sürdürüyor. Tüm bunların anahtarının da tecritin kırılması ile olacağı artık çok net bir şekilde herkes tarafından, tüm dünya tarafından anlaşılmıştır. Bu ülkede demokrasiye, hukuka, özgürlüğe inanan herkes açlık grevlerine, açlık grevinde olanların sesine ses katmalı, güç katmalıdır. Değerli arkadaşlarım, yoldaşlarım, saray rejiminin demokrasiyi, ekonomiyi, hukuku, kısacası yaşamın her alanının tecrite alınması, bu rejim tarafından tecrite alınması bugün ülkenin yaşadığı tüm sorunların kaynağını da oluşturmakta. İmralı'dan başlayan tecrit aradan geçen sürede bugün İstanbul'dan Şırnak'a, Samsun'dan Antalya'ya kadar her yere yayılmış durumdadır. Sayın Öcalan şahsında başlayan tecrit grevdeki işçiye, tarladaki çiftçiye, sokaktaki kadına kadar her yere yayılmıştır. Biz Sayın Öcalan'a uygulan tecrit ülkeye yayılmak isteniyor dediğimiz zaman sesini çıkarmayan siyasetçiler bugün tüm ülkenin büyük bir kötülük çukuruna itildiğine şahit oluyor. O gün sessiz kalanlar bugün Türkiye'nin geleceğinden kaygı duyduklarını söylüyorlar. Tecrite ilişkin 2015 yılının Nisan ayından bugüne söylediğimiz, dikkat çektiğimiz her şey bir bir gerçekleşti. Hatta İmralı'da Öcalan ile devlet heyetinin resmi görüşmeleri sürerken Sayın Öcalan'ın dikkat çektiği tüm tehlikeler ülkenin başına geldi. Bakın, Erdoğan'ın devleti ele geçirmek istediğini söyledi, gerçekleşti ve devam ediyor. Faşizm kurumsallaşmaya devam ediyor. Bugüne kadar yaşanmış çatışmaların ve bu çatışmaları aşan bir savaşın kapıda olduğunu ve yaşanacağı söylendi. Maalesef bu da gerçekleşti. Hatta savaşta daha ileri gidilmek isteniyor. Erdoğan'ın kendi koltuğu için tüm siyaseti tasfiye edeceği uyarısında bulundu Sayın Öcalan. Öyle yaptı. En yakın arkadaşlarını bile tasfiye etti. Darbe mekaniğinin aktif olduğunu söyledi. Bir darbe girişimi yaşandı biliyorsunuz 15 Temmuz'da. 20 Temmuz 2016'da da OHAL darbesi gerçekleşti. Ve hala devam ediyor. Partimiz bu gidişattan bir tek adam rejimi inşa edilmek istendiğini söyledi. Ve şimdi bu iktidarın bütün çabası diktatörlüğü inşa etmektir. Bunun için çabalamaktadır. Yaşanan sivil darbenin ülkedeki her vatandaşı etkileyecek sonuçları olacaktır dedik. Öyle oldu. Bir saray ile yetinmeyecek dedik. Kendisine yazlık saray yaptırdı. Uçan saray aldı. Siz bir verdikçe o iki isteyecek dedik. Vergilere vergi ekledi. Halkı, toplumu giderek borçlandırdı. Dokunulmazlıkların kaldırılması bize değil, siyasetin kendisine darbedir dedik. Kendisine koltuk değneği olanların dışında tüm siyaset dokunulmazlıkların kaldırılmasından fazlasıyla nasibini aldı. Bu ateş sadece Kürtleri yakmaz, tüm ülkeyi yakar dedik. Bugün tüm ülke yanıyor. Hukuksuzluk dedik. Tüm yargı AKP'nin aklama merkezine döndü. Sansür dedik. Tüm televizyonlar aynı haberi geçiyor, tüm gazeteler aynı manşeti atıyor. Evet, tiyatroya bile sansür uygulanıyor. Bakın, Kürtçe oyunlar yasaklanıyor. Molière'in Kürtçe'ye çevrilemeyeceğini ve bu oyunun oynanamayacağı üzerinden valilik karar alıyor. Kürt tiyatro kurumları bu uygulanan sansüre karşı açıklama yapmak zorunda kalıyor. Evet,
İmralı'da uygulanan mutlak tecrit, işte tüm bu nedenler ve sonuçlar itibariyle görünüyor ki tüm ülkeye aslında uygulanmaktadır. Bu tecrit kırılmadığı sürece ülkede her anlamda çöküşe gitmeye devam edecek. Ülke bu çöküşe sürüklenmeye devam edecek. Bu nedenle tüm ülkeye sesleniyoruz. Çocuğumuzun geleceği, aşımız, işimiz, adaletin tesisi için tecrite karşı duralım. Tecrit bir insanlık suçudur ve ülkeyi bu suça ortak etmek isteyen AKP, MHP faşizmine hep beraber dur diyelim. Evet, tecrit sonlansın diyoruz. İstediğimiz yasal hakların yerine getirilmesidir. İstediğimiz tüm hükümlerin yararlandığı yasal hakların düzenli bir şekilde aile görüşünün ve avukat görüşünün sağlanmasıdır. Bunun bir an önce yerine getirilmesi, bu hukuksuzluğa, bu yasa tanımazlığa son verilmesini istiyoruz. Evet, HDP'nin çağrısına kulak verilmediği her dakika hem siyasi hem de ekonomik olarak daha fazla geriye düşeceğiz. Ülke felakete sürüklenmeye devam edecek. Biz geriye düştükçe AKP-MHP ittifakı daha fazla pervasız şekilde halkımıza saldırmaya devam edecek. Kah kadınlara, kah halkımıza, kah Kürtlere, kah Alevilere, kah sebze ve meyveye. Erdoğan, şimdi bugünlerde tabii patlıcana taktı kafayı. Domates ve patlıcanın 15 lira olmasına, aşımıza kattığımız her şeye %300 zam gelmesine itiraz ediyor. Fakat bu itirazını öyle bir yerden ediyor ki sebze depolarını hedef gösteriyor. Oralara polis baskınları düzenleniyor. Ya da mermi fiyatını dile getiriyor. Bir merminin kaç lira olduğunu halka soruyor. Evet. Tanzim satışları ile dün başladı. Koca İstanbul'da 50 tane tanzim satışıyla büyük bir algı yönetimi yandaş medyası tarafından sürdürülüyor. Pazarcı esnafını, halk esnafını hedef haline getirip kendisinin yaratmış olduğu tarım terörünü örtbas etmeye çalışıyor. Bugün bu ülkede tarım politikası iflas etmiştir. Hayvancılık yok edilmiştir. Ekilebilir arazilerin çok büyük bir kısmı betonlaştırılmış, neoliberal politikalar tüm ülkeyi esir almış durumdadır. Mazot ve gübre fiyatlarını konuşan yok. O hala pazarcı esnafını, haldeki esnafı hedef haline getirerek domates, biber fiyatları üzerinden sözde ekonomideki her şey yolunda, bir tek bunların fiyatıyla istikrarsızlık oluyormuş algısını yaratmaya devam ediyor. Şimdi sırada temizlik malzemelerini almış, temizlik malzemelerini de satacak. Eğer siz bu bütçeyi yıllardır savaşa değil de halkın, toplumun ihtiyaçlarını ayırsaydınız, eğer siz bu bütçeyle tarımın ve ülke ekonomisinin gerçek ihtiyaçlarına uygun bir planlama program yapsaydınız, bu bütçeyi savaşa değil halka ayırsaydınız, bugün bu yaşadıklarımızın hiçbiri yaşanmamış olacaktı. Ziraat Bankası kredilerini çiftçinin, ziraatin ihtiyaçları doğrultusunda kullanma olanağı yaratsaydınız, bugün çiftçinin başına ne bu felaket gelecekti, ne de toplum bugün bu baskıyı, bu zulmü, bu tarım terörünü yaşamak zorunda kalacaktı. Evet, böyle savaş sevdalısı siyasetçiler için sevgili Cemal Süreyya'nın bir sözü var. Diyor ki, kan var bütün kelimelerinin altında. Evet, bunların tüm kelimelerinin altında kan var. Soframızdan da bahsetse, toprağımızdan da bahsetse, zamlardan da bahsetse, ağızlarından her çıkan sözcüğün altında kan var, savaş var, mermi var. Domatesin, biberin fiyatı bile asgari ücretle değil, kurşun fiyatı ile açıklanabilir hale geldi. Evet, sevgili arkadaşlarım, değerli konuklar. Erdoğan, biz kurşunun fiyatını bilmiyoruz. Evet, biz kurşunun
fiyatını bilmiyoruz Erdoğan. Çünkü biz barış sevdalısıyız. Biz tank, tüfek, top fiyatlarını bilmiyoruz. Çünkü bizim kimsenin yaşam hakkında, toprağında, zeytininde gözümüz yok. Bizim için önemli olan domatesin, biberin, ekmeğin fiyatıdır. Çünkü biz yoksuluz, emekçiyiz, halkız. Bizim için önemli olan demokrasi, eşitlik ve adalettir. Çünkü biz halkların bir arada yaşamasını, bir arada üretip birlikte yönetmesini, hakça, adaletçe paylaşmasını istiyoruz ve bunu savunuyoruz. Değerli arkadaşlar, bu gerçekler bu iktidarın, Erdoğan'ın uykularını kaçırıyor. Ama biliyoruz ki artık bu ülkeyi yönetemiyorlar. Her ağzını açtığında bu halk daha fazla yoksullaşıyor. Ülke her gün biraz daha batıyor. Türkiye halklarına daha büyük felaketlerden, yoksulluktan başka bir tek şey vaat etmiyor. Sürekli savaş vaat ediyor, düşmanlık vaat ediyor, ayrımcılık vaat ediyor. Ağzını her açtığında nefret söylemiyle bütün bir ülkeyi terörize ediyor. Evet, adeta aklımızla dalga geçiyor. Memleketin en iyi fabrikalarını, şeker fabrikalarını, zeytinliklerini imara açtı, şeker fabrikalarını sattı, pancar tarlaları, o şeker girdisi olan pancar bugün çürümeye terk edildi. Zeytinlikler imara açıldı, tarım arazilerine sürekli bina diktiler. Ve bunları yaparken de kendisini sütten çıkmış ak kaşık gibi sunup toplumu, halkları suçlamaya devam ediyor. Et balık kurumunu satarken, süt endüstri kurumunu satarken aslında devlet kasaplık mı yapar? Devlet süt mü üretir diye bu ülkenin yaratmış olduğu bütün bu değerli kaynakları 3 kuruşa özelleştirme adı altında sattı. Bugün kalkmış göz boyuyor. İstanbul'da 50 yerde, Ankara'da 20 yerde insanları kuyruğa mahkum ederek tanzim satışları düzenlemeye çalışıyor. Sivas'ta insanlar, emekçiler iş güvencelerine dair talepte bulunuyorlar. Kalkıyor onlara provokatör diyor. Hakkını arayan herkesi bir suçlu olarak, bir ayrımcı dille, bir nefret söylemiyle toplumun önüne atma peşinde. Oysa emekçiler hakkını arıyor. İş güvencesi istiyorlar, iş güvenliği istiyorlar. İşçi cinayetlerinde ölmek istemiyorlar. Kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilmiş olan on binlerce insan işini istiyor, aşını istiyor. Emekliliği gelmiş, yaşa takılanlar emeklilik hakkını istiyor. İşsizler, işsizlik fonundan doğan haklarını istiyor. İşsizlik fonundan işsizlere bir verilirken patronlara 3 veriliyor. Evet, dün çıkmış diyor ki işsizliğin sorununu tabii yine işsizlere yükleyerek nitelikli iş gücü yok diyor piyasada. İşsizliğin nedeni budur. Oysa işsizlik rakamları tam tersini söylüyor. Üniversite mezunlarının işsizlik oranı Türkiye'deki en yüksek işsizlik oranıdır. %33'tür. Nitelikli iş gücünün planlanmadığı için, kamunun bir istihdam politikası olmadığı için bugün bu işsizlik artmaya devam ediyor ve devam da edecek. Onun için AKP Genel Başkanı'nın halkın sorunları ile bağlantısı kesilmiştir. Sarayına kapanmış, koltuğunu kaybetmemek için Türkiye halklarına savaş, ölüm, düşmanlık ve geçim sıkıntısından başka bir şey sunmuyor. Hayal satıyor ama artık alıcısı yok. Artık bu saray israfına, her kelimede toplumun üzerine kan sıçratan ceberrut anlayışa son vermenin zamanı gelmiştir. Kısa çöpün uzun çöpten hakkını aldığı gün yaklaştı. O gün 31 Mart'tır. 31 Mart'ta tüm bu zihniyeti sandıklara hep beraber gömeceğiz.
Evet sevgili arkadaşlarım, 31 Mart'ta Türkiye halklarını bu yoksulluktan, adaletsizlikten kurtaracak tek parti Halkların Demokratik Partisi'dir, HDP'dir. HDP seçenektir. Demokrasi ve barışın seçeneğidir. Hukuk devletinin, yargı bağımsızlığının, insan haklarına dayanan bir rejimin, eşit yurttaşlık temelinin, yerel demokrasinin, çoğulcu, laik, demokratik cumhuriyetinin gerçekleşme umududur. Halkların, emekçilerin, kadınların, çocukların geleceği için bir seçenek sunan yegane siyasettir. 24 Haziran'da olduğu gibi bu seçimde de kilit parti HDP'dir. Türkiye'nin barış ve demokrasi dolu geleceğini açacak yegane parti biziz, anahtar bizlerin elindedir. 31 Mart'ta tarihi bir zafer kazanmak için seçim stratejimizi açıkladık. Kürdistan'da kazanacağız, Batı'da da AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz. Hem kazanacak hem kaybettireceğiz. Türkiye'nin her bir yerinde AKP-MHP ittifakını geriletmek için verilen her oy, Türkiye'de barışa verilen oydur. İstanbul'daki oyumuz ile, Adana'daki oyumuz ile Cizre halkına, Sur halkına, Silopi halkına selam edeceğimizi asla unutmayalım. Emin olun ki HDP'ye muşta vurulan mührün sesi İstanbul'da duyulacaktır. Bu yerel seçimlerin daha önceki yerel seçimlerden farklı olduğu apaçık ortadadır. AKP-MHP ittifakının sözcüleri bile bu gerçekliğe işaret ediyorlar. Kaygılılar, korkuyorlar. 1 Nisan sabahı itibariyle ya topluma büyük bir savaş açmış olan AKP-MHP bloğu güçlenecek ya da bu faşist ittifak büyük bir darbe yiyecek. Bunu kendi ağızları ile her gün itiraf ediyorlar. AKP-MHP bloğu kayyım ile Kürt düşmanlığını, Alevi düşmanlığını, emekçi düşmanlığını, kadın düşmanlığını Türkiye'nin her tarafına yaymak istiyor. Bu sebeple hiç kimse 31 Mart'ı sadece bir belediye seçimi olarak görme yanılgısına düşmemelidir. Partimiz bu süreçte cesaretle güçlü, önemli bir karar almıştır. Unutmayın ki arkadaşlarım, yoldaşlarım, faşizme ancak ve ancak cesur insanlar, halkını, yurdunu seven insanlar durdurabilir. Biz de öyle yapacağız. O yüzden seçeneğiz ve biz fikriyatımızdan, örgütümüzden ve halkımızdan gelen gücümüzle bu cesaretle adım attık. Türkiye halklarına, emekçilerine, kadınlarına, toplumsal muhalefete demokrasi seçeneği ve bu seçenekte buluşma olanağı yarattık. Herkese faşizme karşı yan yana gelme, bu mücadelede buluşma seçeneği yarattık. Bu şimdi bir demokrasi referandumudur. 24 Haziran'ın ikinci turudur. Kimsenin seçim hesabına tutsak olmadan halklarımızın tercihine siyaset zemini yarattık. Bunu anlamaktan uzak olanlar, demokrasi kültüründen nasibini almamış olanlar HDP'yi sabah akşam suçlamaya devam ediyorlar. Bu suçlayanlar yanıtını dün Taksim Meydanı'nda İstiklal'de aldılar. Bu yanıtı vermeye her yerde devam edeceğiz. Sevgili arkadaşlarım, diyor ki bir yerde konuşmasında, Kürtlerin, Ezidilerin, Hristiyanların koruyucusu benim. Bunu kanıtı olarak da aklımızla alay eden bir söylemle bunun kanıtı olarak da Afrin'i gösteriyor. Koruyuculuğa bakın, Afrin. Afrin'i ÖSO çetelerine peşkeş çekip Kürt kültürüne dair ne varsa söküp atanlar, Kürtçe köy isimlerini değiştirenler meğerse Kürtleri koruyorlarmış.
Afrin'den Kürt halkını sürüp DAEŞ artıklarını onların evlerine yerleştirenler Kürtleri koruyorlarmış. Zeytin hırsızları, gaspçılar, fidyeciler, katillerle Kürtleri koruyorlar. Ezidilerin bütün mabetlerini, mezarlarını yerle bir edenler, hatta Ezidilerin kutsal kabul ettiği Afrin'deki asırlık zeytin ağacını bile kesenler Ezidileri koruyormuş. Kesap katliamında binlerce Ermeni'yi çocuk kadın demeden katleden ÖSO'cular değil miydi? Bunlarla mı koruyorsunuz Orta Doğu halklarını? Evet, aslında büyük bir yalan makinesine dönüşmüş bir iktidarla karşı karşıyayız. Biz sizden korunma filan istemiyoruz. Gölge etmeyin yeter. Biz sizin mevzu Kürtler olunca, mevzu sizin bu zihniyetiniz, tekçi anlayışınız olunca bunun dışında kalanlara ne yaptığınızı çok iyi biliyoruz. Her kapıda yalvarıyorsunuz. Kendileri söylüyor. Kürtlerin hakları gasp edilsin diye, Kürtler haklarından yoksun kalsın diye Esad'la görüştüklerini bizzat itiraf ettiler. Orta Doğu'daki statükonun Kürt karşıtı bir şekilde kurulması için her fırsatta parmakla gösterdikleri o Rabia'larını bile pazarlık mevzusu yapabiliyorlar. Rabia'yı unutup darbeci dedikleri Sisi'ye bile yardım ediyorlar. Biliyor musunuz? Geçen hafta İstanbul Havalimanı'nda Müslüman kardeşler üyesi idamla yargılanan Muhammed Hüseyin Mısır'a iade edildi. Evet, Muhammed Hüseyin büyük olasılıkla Mısır'da idam edilecek. İşte bunların Rabiası, işte bunların sahtekarlığı. Evet, dışarıda Kürt düşmanlığı için teslim etmeyecekleri tek söz, tek değerleri yoktur. Öyle de yapıyorlar. Her şeylerini Kürt karşıtlığı için bıraktılar. İşte ülke ekonomisini teslim ediyorlar. Ne diyorlar? Afrin'e biber, patlıcan, domates mi attık yoksa bomba mı attık? Evet, siz Afrin'e bu halkın rızkını bomba yapıp attınız. O bombalar halkın kursağındakilerden oluşuyordu. Ve attığınız bombalarla yıktığınız yerlere, yerleştirdiğiniz çetelere hala halkın cebinden aldıklarınızla maaş ödemeye devam ediyorsunuz. Siz o bombaları aynı zamanda toplumun kardeşliğini attınız. Şu anda yaptıklarınızda bu toplumu daha da kutuplaştırıyorsunuz. Toplumu bölmeye çalışıyorsunuz. Bir ülke durup dururken bölünmez. Bir ülke önce toplumun ayrışmasıyla, karşı karşıya gelmesiyle bölünür. İşte bunların yaptığı budur. Toplumu ayrıştırmak, bölmektir. Utanmıyorlar. Sıkılmıyorlar. Afrin'e bomba attık diye sevindikten 3 dakika sonra çıkıp geçmişte Kürt bakan arkadaşlarım oldu. Hatta şimdi bile var diyor. Geçmişte Kürt bakan arkadaşları olduğu kendisi söylemese kimse bilmeyecek. Hatta Bekir Boz da Kürt kökenli. Biliyorsunuz onlar kökenli, bizler Kürdüz. Kürt kökenli olduğunu (gülüyor) 53 yaşında bir miting sahnesinde öğreniyor. Erdoğan söyleyince Türkiye ile birlikte o sırada Bekir Bozdağ da öğrenmiş oluyor. Şimdi de diyor ki kabinemde bile Kürt var. Bak, bile sözcüğü kullanıyor. Irkçılığı düşünebiliyor musunuz? Zihniyetini, bütün beynini ele geçirmiş. Kendine engel olamıyor. Kabinemde bile Kürt var diyor. Kim? Biz bilmiyoruz. Bir gün bir mitingde söyleyecek. O sırada kabinedeki Kürt kökenli bakan Kürt olduğunu böylece ne öğrenmiş olacak. Biz de bekliyoruz. Evet sevgili yoldaşlarım. AKP'nin barış konusunda yaptığı tek hamle imar barışıdır. Evet, imar barışı. Bu imar barışı, bu ekonomiyi getirdikleri içinden çıkılmaz halden çıkmak için sarıldıkları bir aslında
yılandı. İmar barışı ile belli bir gelir elde edecekler, ekonomiyi toparlayacaklardı. Beklediklerinin çok altında bir rakama ulaştılar. Ama beklemediklerinin, kimsenin beklemeyeceği bir felakete de yol açıyorlar. İşte bu felaketin belki de bir sahnesini Kartal'da yaşadık. Bina çöktü, 22 yurttaşımız yaşamını yitirdi. Buna benzer birçok tehlike bizi bekliyor. İmar barışı nedeniyle açılan bu yol belki de buna benzer birçok felaketi yaşamamıza neden olacak. Evet, yolsuzluk ve rant belediyeciliğinin geldiği nokta budur. Ve çıkmış şimdi diyor ki gönül belediyeciliği bizim belediyeciliğimiz. Hayır, senin belediyeciliğin gönül belediyeciliği değil, yıkım belediyeciliği. Bütün kentlere yıkım getirdiniz. Bütün kentlerin tarihsel dokusunu, ekolojik dokusunu bozdunuz. Bütün kentleri bir beton cehennemine çevirdiniz. Bunların ekolojiyle hiçbir yakınlığı yok. Ekolojik toplumsal anlayışla hiçbir yakınlığı yok. Böyle bir duyarlılıkları yok. Bakın, 10 tane termik santral Türkiye'de ömrünü tamamlamış. Kapanması gerekiyor. Zaten termik santraller ömrünü tamamlamasa bile doğayı katleden, küresel ısınma açısından en fazla zarar veren santraller. Ama buna rağmen ömrünü tamamlamış bu santrallere 2 yıl daha çalışma izni veriyor. Doğa bunların umurunda değil, insan bunların umurunda değil. Biz bunu Dersim'den biliyoruz, Kulp'tan biliyoruz. Bunlar kimyasallarla ormanları yakan insanlar. Dolayısıyla bunların umurunda olan tek şey var, iktidarlarıdır. İktidarda kalmak için bu ülkeyi yakmaya devam ediyorlar. İşte o nedenle de bu halk artık yeter diyor. Bu vesileyle bütün bu yaşananlar ışığında artık AKP-MHP bloğunu geriletme, durdurma ve bu gidişata son verme zamanı gelmiştir. AKP'nin ölüm getiren, rant ve çıkarı amaçlayan sahte barışlarına karşı gerçek barışın ülke ekonomisine getireceği büyük yararı hepimiz biliyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde toplumsal barışını sağlayamayan bir halk ekonomide refaha kavuşamamıştır. O yüzden de öncelikli olarak toplumsal barışın, iç barışın sağlanması acil bir ihtiyaçtır. Bu sebeple de barışın maliyetsiz olduğunu, savaşın ise yoksulluk, açlık olduğunu bir kez daha dile getiriyoruz. Evet, bu gerçekliğin farkında olarak 31 Mart seçimlerine gidiyoruz. 31 Mart seçimlerinde hep birlikte sandığımıza, geleceğimize, irademize sahip çıkacağız. Tüm kayyumları, kırıntısını bırakmayacak şekilde süpürüp atacağız. Faşizmin çöplüğüne süpürüp atacağız. Bu utançtan bu ülkeyi hep birlikte kurtaracağız. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi hileye başvurursa başvursunlar, YSK hangi mühendisliği yaparsa yapsın, nereye polis, asker kaydırırsa kaydırsın, her yerde biz kazanacağız, mutlaka kazanacağız. 31 Mart'ta demokrasi ile faşizm arasında, özgürlük ile esaret arasında bir tercih yapacağız. Ve 31 Mart'ta hakkın, eşitliğin, adaletin ve demokrasinin yanında yer alanlar kazanacak. Tecrit uygulayanlar değil, tecrite karşı insanlık tarihine geçerek direnişi sergileyenler kazanacak, Leyla Güven kazanacak. İşçiler kazanacak, kadınlar kazanacak, yoksullar kazanacak, halkımız kazanacak. Ben tüm arkadaşlarıma seçim çalışmalarında ve
tecride karşı mücadelelerinde, savaşa karşı mücadelelerinde başarılar diliyorum. Tüm yoldaşlarıma Hızır yar ve yardımcı olsun. Hepinizin yolu açık olsun. Serkeftin Evanlı.